Gıda sektörüyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Hatay Antakya'da catering hizmeti veren bir firmayı taşıyacağız ekrana. Firma, otel, hastane ve özellikle de eğitim kurumlarına vermiş olduğu hizmetle dikkatleri üzerine çekiyor. Merhaba sevgili izleyenler, Antakya'da turumuza devam ediyoruz. Şimdiki adresimiz ise Zober Catering şirketi ve yanımızda da bu catering şirketinin sahibi Ali Zobu Beyefendi bulunuyor. Ali Bey nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Ali Zobu, evliyim, 6 çocuğum var. 4 erkek, 2 kız. Ailenin bir kısmı %90'ı burada çalışıyor. 4 kişi burada çalışıyoruz, diğerleri evdeler. Çalışıp gidiyoruz. Aile şirketi diyebiliriz yani. Aile şirketisiniz. Peki ne zaman kuruldu catering şirketiniz? Yaklaşık 3 yıldan beri bu firmadayız, çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hayırlısıyla. Nasıl bir şirket politikanız var, kalite politikanız? Politik olarak tek önem verdiğimiz şey, en büyük önem verdiğimiz şey temizlik, hijyen. Müşterilerimize karşı yani rahat yemek yemelerini sağlamak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bu yaptığımız şeyler. Kalite ve güvenden ödün vermiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. En büyük idealimiz odur yani. Şimdi birazcık buranın işleyişinden bahsedelim. Nasıl bir alanda kurulusunuz? Nasıl bir mutfağınız var? Kimler çalışıyor burada? 350 metrekare bir alanımız var. İki tane ustamız, aşçımız var. Bütün belgeler olmak üzere ellerinde. 20 yakın personelimiz var. 3-4 tane şoför, dağıtım araçlarımız. Öyle çalışıp gidiyoruz ya. İyi olur inşallah. Peki çalıştığınız firmalar ve kurumlar da var bünyenizde. Kim bunlar? Kimlerle çalışıyorsunuz? Hangi sektörlerle? Hatay'da iki tane büyük okulumuz var. Onlara veriyorum. Birkaç tane anaokulumuz var. Ve yurtlarda şeylere, üniversitelere yemek gönderiyoruz. Öyle devam ediyoruz. Yemek ve gıda sektörü çok büyük ve önemli bir sektör. Siz hijyen ve temizlik konusunda ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 10 günde bir ilaçlama yapıyoruz. Hiçbir arkadaşımız eldivensiz, bonesiz çalışmıyor. Özellikle biz okullara dağıtım yaptığımız için. Yani temizlik üst düzeyde olmasa olmaz. Olmasa olmazımızdır. Bu tür tedbirler alıyoruz ve şu anda da çok şükür hep iyi şeylerle karşılaştık. Güzel şeyler söylendi hakkımızda. Bu da en büyük kazancımız diyebilirim. Evet, doğru söylüyorsunuz. Menü seçimlerini nasıl oluşturuyorsunuz? Bu da önemli. Yani firmalara, çalıştığınız firmalara göre mi ayarlanıyor yoksa sizin bir listeniz var mı? Menü listemiz var. Fakat yine kendi aramızda bir anket yapıyoruz. Çalıştığımız firmalara veya okullarla, idarecilerle görüşüyoruz. Hepimizin ortak kararı olan bir menü çıkartıyoruz yani. Tek başımıza yapmıyoruz o menü işini. Tamamen ortak fikirle harmanlıyoruz. Öyle çıkıyor. Tabii çünkü siz anaokullarıyla da çalışıyorsunuz. Büyük ihtimal onlara ayrı çıkıyordur yemekler çocuk grubuna. Tabii çocuk grubunun yemekleri ayrıdır. Hatta çocuk grubunun yemekleri orada yerinde pişiyor. Kendi yanında yapılıyor, dağıtılıyor. O okulda pişiyor yemekler. Peki sizin ekip tarafından mı yapılıyor yine? Evet, tamamen benim ekibim tarafından yapılıyor. Gıda mühendisi olmak üzere başlarında kontrol altında yapılıyor. Gıda sektörünü sizin açınızdan değerlendirmenizi istesem neler söylersiniz? Gıda sektörünü inanın ki çok zor bir sektör. Temizliğinden tutun gıdasına kadar, kuru maddesinden bakliyatına kadar, yeşilliğine hepsi ayrı ayrı bir sorun. Sonuçta bunu beğendirmek, insanlara yediriyorsunuz. Kendiniz yemediğiniz bir şeyi insanlara yedirmeniz çok zor oluyor. Yani onun için kendi elimle bizzat özellikle hale gidişip kendi elimle ben gidiyorum. Sabahleyin saat 5'te hale gidiyorum. Hale malzememi kendim alıp sunuyorum. Diğer yağ gibi ürünlerimi de ustalarımla paylaşıp kullanıyorum.
Sonuçta şu ana kadar herkes memnun kalmış. Demek ki iyi yoldayız. Böyle devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah da böyle kalır. Tecrübelisiniz de zaten sektörünüzde. Ekibinize nasıl yardımcı oluyorsunuz bu konuda? Ekibime genelde seçim hakları fazla bırakmıyor. Ben kendim bizzat her şeyin başında oluyorum. Ekibim zaten ustalarım çok tecrübeli ustalar. Yani yılların verdiği 20-25 yıllık bir aşçıyla çalışıyoruz. Ekibim kuvvetli çok şükür. Hepsi güler yüzlü, iyice. Bunlar da bize yetiyor zaten. Beraber gidiyoruz. Peki ileriye yönelik ne gibi plan, projeler, hedefler var? Şu andaki hedefim Allah kısmet ederse 2018'lerde çok büyük bir fabrika kurmak. Şu anda onun yerini de arıyorum. Yani 3-4 dönüm üstüne bir fabrika kurup 4-4'lük bir yemek fabrikası yapmak istiyorum. Tabii Lotus'un. Daha da kurumsallaşarak bu sektörü genişletmeye çalışıyorsunuz. Allah'ın izniyle inşallah böyle olacaktır.